Evet, şimdi başka bir soruya geldik. Parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde. Arkadaşlar yukarıya doğru bakan bir parabol. Parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde. Bu hareketlerden bir tanesidir. Ama ben tepe noktasının y ekseni üzerinde olan durumu biraz önce söylemiştim. R'nin sıfır olması gerekiyor. R dediğimiz köklerin toplamının yarısı, yani eksi b bölü a'nın yarısı uzatıyorum. Yani eksi b bölü 2a şeklinde bir ifade idi. Formülü de ispatlamış olduk. Peki devam edelim. Bunun sıfır olmasını isteyeceğim sizden. Eksi b'nin ters işaretlisi, yani m eksi 3 olacak. 2a yani 2 olacak. O zaman m'in kesinlikle cevabının 3 olduğunu bulmuş olursunuz bu soruda. Kökler toplamı sıfır olmak zorunda. Evet, devam edelim. Y eşittir fx parabolü ile doğrusu birbirine teğet olduğuna göre. Arkadaşlar parabol yukarı doğru bakıyor gördüm. Bir tane de doğru yazdım. Teğet oldular. Bu şu anlama geliyor. Bir tane ortak nokta var. Yani tek çocuk var. O zaman ortak çözümün tek bir çözüm kümesi olması lazım. Ortak çözüm nasıl yapılıyor? X kare eksi 4x yani ilk parabolü. Diğer 2x artı m yani ikinci parabolü doğruya eşitlersiniz. Sonra düzeltirsiniz. X kare eksi 6x eksi m eşittir 0 gibi bir şey olur ki tek kök demektir bu. Delta eşittir o zaman 0 olmalı. Sevgili arkadaşlar delta'nın kuralını bakalım. B kare yani 36 eksi 4 tane a'sı 1'dir. C'si de eksi m'dir. Sonucu da 0'dır. Yani siz buradan ne anladınız? 36 eşittir eksi 4m geldi ki m'in eksi 9 olması gerekiyor imiş bu durum için. Peki 23 numaralı soru. Parabolü ile bilmem ne doğrusunun kesişmediğine göre diyor. Yani yukarıya bakıyor bir parabol var. Sonra bu doğru kesişmiyormuş. Bu doğruyla parabol kesişmiyorsa ortak çözüm yaparım. Ortak çözüm de arkadaşlar ortak çözüm nasıl yapılıyor? İkisi birbirine eşitleniyor. Ortak çözümde kök bulmaman gerekiyor. Delta küçük sıfır olmalı. O zaman ben hemen sorumu çözeyim. Ortak çözüm sevgili arkadaşlarım 2x kare eksi 5x denilen şeyi parabolü y eşittir x artı m'e eşitleyeceksiniz. Sonra bir tarafa toplayalım. 2x kare eksi 6x eksi m eşittir 0'da delta'nın 0'dan küçük olması. Delta b kare yani 36 eksi 4 tane a sayısı 2 ve c sayısı eksi m'dir. Arkadaşlara bunun 0'dan küçük olma halini soruyorsunuz. Yani 36 küçüktür. Öyle yapmayayım. Burayı biraz öyle düzenlemeyeyim. 36 burası artı 8m geleceği için küçüktür 0 dediğinde buradan direkt m'in küçük olması gerekiyor. Eksi bir de 4'e bölersen 9 bölü 2'den diye bilmemiz gerekiyor. Yani m'in değer aralığı bu olmalıdır ki istenilen olsun. Peki başka bir soru geldi. Parabolü ile bilmem ne doğrusunun kesim durumuna göre varsa bu noktaları bulunuz. Arkadaşlarım bir parabol ile bir doğru ya kesişmezler ya bir noktada kesişirler şu nokta yahut da iki noktada kesişirler. Bunun için delta sıfırdan küçüktür. Bunun için delta sıfıra eşittir. Bunun için delta sıfırdan büyüktür. Sebebi nedir bunun? Sebebi şudur. Sevgili arkadaşlarım, ortak çözüm tek kök var. Ortak çözüm yaptım. Ortak çözüm yaptım. İki tane kök var. Bir nevi şöyle düşünün. Bir tane çocuk olduğunda delta sıfıra eşit, iki tane çocuk olduğunda delta sıfırdan büyük, çocuk olmadığında delta sıfırdan küçük olmak zorunda. Şimdi sevgili arkadaşlar önce bunları bir buluşturmamız lazım. Bir bakalım. X kare eşittir. X artı 2'yi birbirine eşitleyerek bu denklemin bir çözümüne bakalım. Deltasına bakalım.
Arkadaşlarım, ben bunu çözebildim. Deltasına baktım. Delta b kare eksi 4 ac, yani 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 2'den 9 çıktı. Sıfırdan büyük çıktı. Bu ne demektir? İki farklı reel kök var demektir. Değil mi? O zaman durum şu. Birisi yukarı doğru bakan parabol, bir tanesi de bu. Bu iki tane parabol ve doğru, bu iki tane fonksiyon iki noktada kesişiyor demektir. Noktaları mı bulmak istiyorsunuz? Bulalım arkadaşlarım. Şunu çarpanlara ayıracaksınız. X eksi 2 ve x artı 1 eşittir 0 şeklinde yazarsanız köklerden bir tanesini 2, köklerden bir tanesini 1 bulursunuz. Şimdi siz bu kökleri bulduğunuzda, eksi 1 bulursunuz tabii. Bu kökleri bulduğunuzda yerine yazın. Hangisinde? Bu kökler sevgili arkadaşlar, bakın şu noktalar her ikisinde de var. Hangisinde yerine koyarsanız hiç fark etmez. Cevabı aynı bulmalısınız. Y'ye x'e 2 koyduğunuzda buradan da bakın 4 bulursunuz. Buradan da 4 bulursunuz. O zaman 4. X'e eksi 1 koyduğunuzda buradan da artı 1 bulursunuz. Buradan da artı 1 bulursunuz. Yani y 1. O zaman noktanın koordinatlarını ben tespit ettim. Sevgili arkadaşlar, bu ve bu noktayı yazıyorum. X'lerime eksi 1, y'lerime 1 diyeyim. Sonra x'leri 2, y'lere 4 diyeyim. 2 virgül 4. Ne sormuştun bize? Varsa bu noktaları bulunuz, grafiği çiziniz. Memnuniyetle grafiği devamı çizeyim. Arkadaşlarım, koordinat sistemini bu şekilde bir çizeyim. Ondan sonra y eşittir x kare dediğimiz grafiği de şöyle bir çizelim. Burası y ekseni. Bir de y eşittir x artı 2 doğrusunu çizeceğim. X'e 0 verdiğim zaman şu 2 olsun. Bir de y'ye 0 verdiğim zaman şurası da eksi 2 olsun. Sevgili arkadaşlarım, bunu da böyle çizeyim. Şimdi iki tane doğru verdim. Şey, bir tane parabol verdim, bir tane doğru verdim. Bunlar iki noktada kesişmişler ve bu noktanın koordinatlarını sizler bir eksi bir bulmuşsunuz, bir iki bulmuşsunuz. Şu tarafa doğru gittiğinizde arkadaşlarım, bulduğunuz nokta 4 imiş. Buradan geldiğinizde bulduğunuz nokta 1 imiş. Yani bu da sizin fonksiyonunuzun grafiği olmuş olsun. Peki, devam edelim. Parabolünün üzerindeki bir nokta eksi 1,4. Memnuniyetle eksi 1,4 ise şu x'i temsil ediyor, şu y eşittir fx'i temsil ediyor. Yani yerine yazacaksınız. Yani ne demektir? 4 eşittir 2 tane eksi 1'in karesi eksi a çarpı yine eksi 1 yazdım artı 4 yazdım. İşlem hatası yapmazsanız, ki ben çok yapabiliyorum, siz yapmazsanız soruların çözümleri gayet kolaydır arkadaşlar. Bulursunuz zaten. Buraya artı a dedim, buraya da artı 4 dedim. O zaman 4'leri götürdüğünüzü düşünelim. A dediğiniz şeyin eksi 2 olması gerekiyor. Yanlış bir şey yapmayalım. Bir daha kontrol edelim. 2 verdiniz, 6 oldu. Eksi 2 oldu. A'ya da eksi 1 verdiniz. Doğru. Artı a eksi 2 oldu. Devam edelim. 26 numaralı soru. Parabolün simetri ekseni x eşittir 1 doğrusu. Arkadaşlarım, simetri ekseni, bakın şöyle bir hemen göstereyim bir kez daha. Yukarıya aşağıya bakan fark etmiyor. Ama benim simetri ekseni dediğim vatandaşın tam ortadan geçmesi gerektiğini, şuraların eşit olduğunu, yani r eşittir köklerinizin toplamının yarısı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Burası tepe noktası. Bu tepe noktası R virgül K. Onu da hemen yazalım. Arkadaşlarım, tepe noktası simetri ekseni 1'miş. Yani buranın cevabının 1 olduğunu söylüyor. Hemen şuradan çözüme geçebilirsiniz. Kökler toplamının formülü eksi B bölü A. Yani B'nin ters işaretlisi eksi B bölü A zaten 3'tü. Bir daha bunu 2'ye böldünüz, eşitlediniz 1'e. Arkadaşlar, hemen düzeltelim. M eksi 1 bölü 3'ün 2 olduğu yerde M eksi 1'in de 6 olması, yani M değerinizin 7 olması gerekiyormuş bu soru için diyebiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi 27 numaralı soru.
bir tane parabol vermiş. Parabolün sevgili arkadaşlar A x eksenini kesmediğini söylüyor. Sonra x eksenine teğet olduğunu söylüyor. Sonra x ekseninin farklı iki noktada kestiğini söylüyor. Şimdi x eksenini kesen noktaları bulmak için yani kökleri bulmak için yapacağınız şey sadece şuydu. Deltasına bakmanız gerekiyordu. Ben ilk iki soruyu yazacağım çözmeden ama üçüncü soruyu çözeceğim. Arkadaşlarım x eksenini kesmediğine göre eğer kesmiyorsa x eksenini şöyle söyleyebilirsiniz. Hemen bir başka kaleme geçelim. X eksenini kesmiyorsa delta küçüktür 0'dır. X eksenine teğet oluyorsa delta eşittir 0'dır. Şimdi hepsi için de örneklerimi göstereyim. X eksenini kesmeyen bir grafik ve x eksenine arkadaşlar teğet olan grafikler çizeceğim size. İşte x eksenini kesmeyen bir grafik, işte ikinci grafik. Yalnız bu grafik çok yaklaştı, tehlikeli olduk. X eksenini kesmeyeceğiz. Bu. X eksenine teğet olan ya şu şekilde olabilirsiniz ya da arkadaşlar bu şekilde olabilirsiniz. Bunlar birinci ve ikinci sorunun cevapları. Şimdi sorunun üçüncüsüne gelelim. X ekseninin farklı iki noktada kesmesi yani delta sıfırdan büyüktür. Peki farklı iki noktayı nasıl size gösterebiliriz? Onu da hemen söyleyelim. O zaman şöyle yapabiliriz. Ya iki nokta böyle olur ya iki nokta böyle olur. Ama ben sorumu çözüyorum. Delta denilen şey neydi? B kare eksi 4 ac. Yani eksi 2'nin karesi eksi 4 tane. A sayısına bakıyorum 1 gördüm. Sonra C sayısına bakıyorum m artı 1 gördüm sevgili arkadaşlar. Bunun sıfırdan büyük olmasını istiyorsunuz. Hemen düzeltelim. 4 eksi 4m gelecek buradan. Sonra bir de çarptığınız zaman eksi 4 gelecek buradan. Sıfırdan büyük olduğunu söylüyorsunuz. Yani buradan baktığınız zaman hemen şu tarafta düzeltelim sevgili arkadaşlar. 4'leri götürdüğünüzde 0 ve 4m kaldı. O zaman ben hemen m'in sıfırdan büyük şey küçük olduğunu buradan tespit etmiş oldum. Yani zaten size m değerlerini soruyordu değil mi? Kesinlikle m'in değer aralığını soruyordu. Sevgili arkadaşlar soru böyle çözülmüş oluyor.